Tevbe suresi 107 ve 108. ayetlerini sormuş efendim. Anlayamıyorum. Özellikle 108. ayette zorlanıyorum. Bu ayetleri açıklayabilir misiniz? Tevbe suresi 107. ayette Allah zarar mescidinden bahsediyordu. Evet, ona mescidi dirar buyurur. Münafıklar Resulullah Efendimiz Medine'ye gelip mescidi yaptıktan sonra münafıklar toplanıp onlar da bir zarar vermek için insanları Allah yolundan alıkoymak için bir mescit yaptılar. Münafıklar, münafıkların başına tabi olarak. Evet, Allah bir de onlar biz iyilikten başka bir şey düşünmüyoruz deyip İnsanları davet ettiler. Allah Resulullah Efendimiz'e o mescitte namaz kılma dedi. Çünkü onlar münafık dedi, zarar vermek için, Allah'ın dinine zarar vermek için mescit yapmışlar. Ama ilk günden beri takva üzere kurulmuş olan mescitte, Küba mescidinde namaz kıl dedi. Çünkü orada temizlenmeyi isteyen insanlar vardır. Allah bize bir şey öğretiyor. Temizlenmeyi isteyen insanlar, takvali olmayı isteyen insanlar vardır. Evet, orada namaz kıl. Resulullah Efendimiz de o mescidi, dirarı, zarar veren mescidi yıktırdı. Neyi öğretiyor bize Allah? Yani bir yerde bir mescit varsa, bir yerde bir cemaat varsa, yolu giden birileri varsa, bakın, dikkat edin ona. Fayda mı veriyor, zarar mı veriyor? Allah'ın dinine zarar mı veriyor, fayda mı veriyor? İnsanı Allah yolundan alıkoyuyor mu? Yoksa Allah'ın yoluna mı davet ediyor? Müminleri bir ve beraber olmaya mı davet ediyor? Birliği, beraberliği mi sağlıyor? Yoksa tefrika mı yapıyor? Şeytanın peşinden mi gidiyorlar? Buna bak dedi. Eğer oraya gidersen zarar görürsün. Zarar. Nerede fayda görürsün? Neresi takva üzere kurulmuş? Eğer oradaki insanlar temizlenmek istiyorlarsa, temizlenmek, nefsini tezkiye etmek istiyorlarsa, orada öyle insanlar varsa, evet, orası doğru yerdir. Temizlenmeyi isteyen insanlar varsa doğru yerdir orası. Nefsini temizliyor, nefsini tezkiye ediyor. Bununla beraber aşkı, muhabbeti kazanmaya çalışıyor. Birliği, beraberliği, kardeşliği tesis etmeye çalışıyor. İşte orası takva üzere kurulmuş. Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirmeye çalışıyor. Kul olmaya, abd olmaya çalışıyorsa, evet. Buna beraber kulluğa, abd olmaya, imana davet ediyor. Aşka, muhabbete, Allah'a teslimiyete, Allah'a karşı haşiyete, edebe davet ediyorsa, bu doğruydu. Allah kula akıl vermiş, vahyiyle onu beyan ediyor. Resulullah Efendimiz'in dönemindekini anlatıyor ki, siz de kendi döneminizde, zamanınıza bakın. Zarar veriyorsa, evet, oradan uzak durun, orada namaz kılmayın dedi. Resulullah Efendimiz onun için orayı yıktırdı. Evet, şu anda baktığımızda bu ayetin bizim için aslında ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz, anlamamız gerekir. Yoksa işte oradakiler namaz kılıyor. Olmaz ya. Namaz kılmaları yetmiyor. Niyetlerine bakman gerekir. Hangi niyetle kurulmuş o? Niyetleri nedir? Niyeti neye göre anlaman gerekir? Allah'ın vahyine göre, Allah'ın kitabına göre, Allah'ın Resulüne göre anlaman gerekir. Biri zarar vermeye çalışıyor, ötekileri temizlenmeye çalışıyor. Kul olmaya çalışıyor. Şeytandan kurtulmaya çalışıyor. Nefsinden kurtulmaya çalışıyor. Öteki şeytanla işbirliği yapmış. O da dünyaya davet ediyor. Mevkiye makama davet ediyor, kibre davet ediyor, saltanata davet ediyor, işe davet ediyor, ticarete davet ediyor.
Bunu görüp anlaman gerekir. Allah akıl vermiş. Eğer birinin aklı buna yetmiyorsa Allah ona hesabını sormaz. Ama ciddi olmak lazım. Neye göre dendiğinde Allah'a göre diyebilmesi gerekir. Yoksa Allah'ın vahyini bir kenara bırak, ondan sonra hocamız böyle söyledi, şeyhimiz böyle söyledi, cemaatimiz böyle söylüyor. Allah ne söylüyor? Böyle söylüyor dediğinde, onu Allah'ın ölçüsüne vurmadığında, onları Allah'ın önüne koymuş oldun. Kim olursa olsun hiç fark etmez o. Evet. Allah ne der dememiz gerekir. Resulü ne der dememiz gerekir. Bununla beraber kendi gönlümüze bakmamız gerekir. Gönlümüze. Yani bir yerde temizlenmiyorsan, nefsin temizlenmiyorsa, kötü ahlakın güzel ahlakla değişmiyorsa, Allah'ın isimleri, güzelliği sende tecelli etmiyorsa, sen yanlış yerdesin. Sen yanlış yoldasın. Hiç kendimizi kandırmanın bir alemi yok. Herkese gerekli olan, lazım olan Allah'tır. Onun rızasıdır, onun dostluğudur, onun sevgisidir, onun yakınlığıdır. Ona karşı haşyettir, edeptir, teslimiyettir. Evet, onun için gönlümüze bakacağız, kararı, hükmü kendimiz vereceğiz.